Kolayı izledik. Kolayı izledik biz. Walter White'lık yapıyor orada. Evde kolonya ve maske tarifi mi? Ne? Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz gündemimizde şu an koronavirüs var. Konuşmama başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, bu videoyu reklama tamamen kapatıyorum. Hiçbir gelir elde etmek istemiyorum bu videodan. Tamamen bilgi amaçlı paylaşacağım bu videoyu. Amacım bildiklerimi sizinle paylaşmak, belki de faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ben de bir sağlıkçıyım sonuçta. Bu işin uzmanı değilim ama bilinmesi gereken birkaç bir şey. Hatay sandık içine kalbimi ekliyorum. Gerçekten bak. Ya kolonya tarifi açtım diyetteyken nasıl ağzınıza etmiş olabilirim? Allah aşkına, kolonya mı içeceksin? Kolonya mı içeceksin işte, kolonya da var bir şey yapıyor. Bir dakika, bir daha düzelteceğim inşallah. Bekleyin. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Ses neden bir anda kayıyor? Bak bir süre sıkıntı olmuyor, sonra çat diye yine kayıyor. Yo, ben seyreltip içiyorum ki. Okey. Ne? Bir şey var. Bu da çok önemli bir şey. Bir önceki videomun zaten yorumlarına Ne kadar baktım. ciddidir Herkesinden ya? bahsetmiş. Abi kolonya yapar mısın? Ses Maske yapar kaymıyor mu? mısın? Ses Maske o zaman, modlar. yapar mısın dedi. Ben de neden yapmayayım diye düşündüm kendi kendime. Şu zamanlarda dışarı çıkmamak gerekiyor bu arada. Bunu sürekli belirtiyorum ben. Bu virüsün yayılmaması için bence bu çok önemli. Gün içerisinde ellerimizi sürekli kullanıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Elimizi En sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım kolonyamızın tadı nasıl olmuş. ağzımıza, burnumuza, gözümüze sürekli götürüyoruz. Bu bir alışkanlık tabii ki de. Tabii bu Gördünüz mü bak az alışkanlıktan önce? vazgeçmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey bence. Evin içerisinde olsak bile buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dışarıdan evimize bu virüsü getirebiliyoruz. Virüs canlı değil Ama hiç aslında. Bu çıkmıyorsak? temas ettiği zaman canlı bir hale geçebiliyor. Bundan korunabilmemiz için kolonya, izopropil alkol, buna benzer farklı şeyler kullanabiliriz. Sirke olabilir ve buna benzer farklı İzopropil şeyler alkol. kullanabiliriz. Ben de evde kolay hazırlayabileceğiniz kolonya yapmaya karar verdim. Dışarı çıkıyorsunuz, bir kolonya almak istiyorsunuz. Bunu ben de yaşadım. Dışarı çıkıyorum, giriyorum metroya, Migros'a, herhangi bir markete, Carrefour'a. Girdiğim zaman kolonyaya bakıyorum, bulamıyorum. Herkes fazlasıyla almış. Bulsalar bile Evet. 2 katını, 3 katı fiyatına satıyorlar zaten. Bu da Ses çok bende de istemediğimiz bir aynı. şey. Sırf koronavirüse inat ve bunu fırsat bilenlere inat, bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Umarım Helal faydalı olur. olsun. Şimdi şöyle yapacağız. Özellikle limon kolonyanın fiyatını göstermeye çalışacağım bilgisayarda. Dışarıda zaten limon kolonyası gerçekten bulmak çok zor. Şöyle internetten bakıyorum, orada bile bulması çok zor oluyor. Görüyorsunuz mesela bir tanesini açtım. Ne? 99 lira mı? 99 lira mı? Kutup yıldızı. Yanındakiler de farklı değil ki. Kaç abi, kaç litre bu? 1 litre. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, sabır ihsan eyle ya. Bunun fiyatı 1 litrelik olanı söylüyorum. 99 TL. Fiyatının nasıl da 2 katına 3 katına çıktığını görmenizi istiyorum. Aynı şekilde maske. Eczaneye gidiyorsunuz, maskeler bulunmuyor. Özellikle maskeler inanılmaz pahalı. Belki de 20 katına 30 katına fazla çıkmış. O kadar Bunu olamaz abi, ne demek görmediğiniz gibi ya? inanılmaz pahalı. Çok uçuk fiyatlar. Onun da internetten yine bulduğum bir linki göstereceğim Ben sizlere. Nasıl Carrefour'dan olduğunu aldım. Bak görmenizi dur. istiyorum. Göstereceğim. Şunu ben Carrefour'dan aldım. Bak hala daha da bitmedi. Bu arada cidden hala daha bitmedi. Kaç mililitreydi bu? Hatırlamıyorum kaç mililitre olduğunu. Ama ben bunu ne kadar aldım? 9 liraya mı 8 liraya mı ne aldım herhalde ben bunu? Şu öyle pahalı bir şey almadım yani. Da hey Allah'ım ya, ne demek ya? Ne demek o kadar para, ne demek? 99 lira ne demek be? Ne aç köpekler varmış.
Daha önce 2 liraya 3 liraya satılan maskeler eczanelerde böyle 50 TL'ye 100 TL'ye böyle farklı farklı fiyatlara satılıyor. Böyle internette daha ucuz ama yine de normalden biraz daha pahalı görüyorsunuz. 7 TL'ye var mesela, 10'lu var 50 TL, bizimki buna yakın olacak, böyle tanesi 5 TL'ye geliyor ama çoklu olduğu için bu fiyatlar. Şöyle indirelim mesela, 50 adet 200 TL. Bu mesela katlı katlı görüyorsunuz. Biz de buna benzetmeye çalışacağız zaten. Bunun tanesi 4 liraya geliyor zaten ama 50 tane almanız gerekiyor. Şimdi limon esansının da linkini yine bilgisayardan buldum. Onu göstermek istiyorum. İnternetten buldum. Limon esansının fiyatı 11.69 TL. Bende olduğu için ben almayacağım bunu. Sadece fiyat bilgilendirmesi yapıyorum. Şimdi hem kolonyanın hem de maskenin malzemelerin hepsi burada. Görüyorsunuz şu 10 litresi 500 lira olan mı var? Su, izopropil alkol şişem hazır ve muhakkak olmazsa olmazlardan hassas mutfak tartısı ve şimdi artık yapılışına geçiyorum. Bu ilk yap. Size bir şey diyeyim mi, işte ben mesela hayatım boyunca hep çok fazla kolonya. Ben şu an çok sinirlendim bu arada. Bak fiyatları görünce cidden tepem attı. Ben zaten normalde de kolonya çok kullandığım için kendim, hadi el dezenfektanı falan onları kullanmıyordum ama ben zaten kolonya deliler gibi kullanırım. Yani uzun zamandır izleyenler de bilirler. İlk yayını açtığım günden beri sürekli boş ucumda kolonya olur. Sıkıp sıkıp dururum ben sürekli. Kokusunu çok seviyorum çünkü. Yani bu kadar uygunu al diye. Mesela ben şu an bu fiyatları ilk kez görüyorum. Yani ciddi söylüyorum, bu kadar pahalı olduğunu ilk kez görüyorum en azından. Çünkü benim zaten evimde bulunuyordu. Zaten evimde bulunduğu için ekstradan koronavirüs dönemi almak zorunda kalmadım. Maskeleri de daha ilk Sağlık Bakanı bakın bizim ülkemize de gelebilir, gelme ihtimali yüksek dediği günden zaten Batu'da ben de maskelerimizi almıştık. O yüzden biz bunları aşırı pahalı fiyatlardan almadık. Ama millet nasıl fırsatçıysa artık, nasıl bir fırsatçılıksa, 100 lira ne lan? 100 lira ne? Hasbinallah ya. Yaptığım limon kolonyası. Sanki herkesin durumu bir. İzopropil alkolün fiyatı şu şekilde görüyorsunuz. Deli ederler bunlar. 88 TL. Ben internetten sipariş verdim bunu. Saz suyu internete fiyatlarını göstermek istiyorum. Mesela bu 1 litre 3.57 TL. Biz 200 milim kullanacağız. Bunu alabilirsiniz. Bende olduğu için ben almıyorum. %99 lütfen. Yani çok uygun. Şöyle elinde izopropil alkol var. Bunu internetten almıştım ben ve bundan 800 ödediler değil mi Tunç? Şu şekilde bir kabın içerisine ekliyorum. Önümde Tunç Bey diyorsa ödemişlerdir. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum ve kontrol ediyorum. Tam 800 mililitre olduğu zaman duracağım. 800 mililitre kabın içerisine ekledim. Şimdi bunu bir kavanozun içerisine ekleyeceğim. Hepsini bir yerde karıştıracağım. Şöyle bir kavanozum var ve izopropil alkolü bunun içerisine ekleyeceğim. Hepsini bu kavanozun içerisine karıştıracağım. Şöyle tutuyorum ve dikkatli bir şekilde içerisine ekliyorum. Biraz döküldü ama olsun. Sağlık olsun, o kadar dökülür. Etrafa da bir parça döküldü. Evet. Ziyan etmemek lazım. En azından elimizi böyle dezenfekte edelim. Şimdi bunun içerisine limon esansı ekleyeceğim. Elimde limon esansı var. Bunun içerisine çeyrek çay bardağı limon esansı ekliyorum. Limon esansını da breaking ekledim. Hatay şimdi içerisine içi, limon değil mi? Doğrayıp atacağım. Siz eklemeye de bilirsiniz. Bence inanılmaz bir aroma katıyor. Çok güzel oluyor. Çok böyle ferahlatıcı oluyor. Bir şey söyleyeyim, içesim geldi. Öyle bir anlattık ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi beni garipsemenizi asla istemiyorum ama hemen bir lavaboya koşup gelebilir miyim? Çünkü öyle bir şırır. Yani bu konudan çok bahsetmek de istemiyorum ama hemen bir gidip gelebilir miyim? Tamam, koşuyorum, hemen koşuyorum. Dur, Allah, bir saniye. Bir dakika. O sırada da bir yumurta, bir yufka ile pofuduk pişi kahvaltı, sütlü mutfak. Herkese merhabalar. Hemen geliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Anam ne tatlı abla. Güzel kahvaltı sen, yakışacak. Harika bir tarifle. Abla aşırı tatlıymış. Hayatında hepimiz evdeyiz. Eminim ki yufka almışsınızdır siz de benim gibi. Canlar, çok kolay bir pişi yapacağız. Pişim için gerekli olan malzemeler 1 tane yufka ve her bir yufka için 1 adet yumurta. Şöyle 1 adet yumurtamı kırdım. Üzerine birazcık tuz döküyorum ve yumurtamla tuzumu güzelce çekiyorum. Bu arada nasıl gidiyor hayatınız? Söyleyecek misiniz? Yorumlardan döküyorum.
Yazın bakalım siz evde neler yapıyorsunuz? Ekmek pişirenlerden misiniz? Yakında hepimiz fırıncı olup çıkacağız, öyle değil mi? Şöyle. Yumurtanızı çok 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 iyi çırpın. Atalım şunu dolmaya. Daha sonra çırptığım yumurtamı yufkama yedireceğim. Bu çok önemli canlar. Yani hani işte her yerine sürdüm, yumurtam arttı, diğer yufkaya geçeyim, yapmayın. Her bir yufka için mutlaka bir yumurta kırın. Cimrilik yapmayın. Yoksa istediğiniz gibi kabarmayacaktır yufkanız. İnanın bana, kimse bu pişiyi yufkadan yaptığınızı, bu kadar çabuk yaptığınızı asla anlamayacak. En çok gelen sorulardan biri, ben bunu Instagram sütü mutfakta da paylaştım. İçinde yumurta kokusu var mı? Hayır, içinde asla ve asla yumurta kokusu olmuyor. Zaten şimdi siz de yapınca göreceksiniz. Bol bol diyen bekliyorum. Deneyin bu tarifi. Güzelce her yerine yedirelim. Geldim. Açalım. Çok önemli canlar, dediğim gibi her yerine değsin ki güzel kabarsın. Geldim. Bir şey söyleyeceğim. 5 dakikada yapıyor yalnız. Kek yapsın değil mi? İzlemediğim için o yüzden yapmadım henüz keki 90 saniyede, ama 90 saniyede kek tarifi aşırı derecede beynimi bulandı. Gene alertler bozulmuş. Magenta, ne kadar çok donate atmışsın. Ay çok 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 teşekkür. Bir sürü donate atmışsın Magenta. Bir sürü kişi donate atmış hatta. Hepsi şimdi düştü ama neden? Vips abone olmuş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yeri çıtırık pıtırık. Birazdan hepsini okuyayım bunların. Hepsini okuyorum birazdan. Ya kolonya. Bence çok yakışıyor. Bizim bahçemizin limonu çok güzel gözüküyor. Şöyle ince ince dilimliyorum. Bir tane limonu ince dilimler halinde dilimledim. Şimdi bunu da kavanozun içerisine ekliyorum. Canım kolonya çekti. İçerisine atıyorum. Şimdi de içerisine limon kabuğu rendesi yapacağım. Limonata gibi şöyle oldu. Şöyle bir tabağın içerisine başla. Şu şekilde limonata gibi oldu. Hepsini rendeleyeceğim. Böyle bu da iyice aroma verecek. Limonun kabuğu gerçekten şu an doğrarken bile, şu an rendelerken bile efsane bir koku yayıyor. Limonu da iyice rendeledim. Görüyorsunuz. İçerim abi. Gerçekten baştan çıkarıcı. Şimdi bunu da kavanozun içerisine ekliyorum. Şöyle tutuyorum ve içerisine ekliyorum. Şöyle de elimde saf su var. Saf su yerine normal içme suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da bunun içerisine ekleyeceğim. Bu da 200 mililitre. Yani 800 mililitre izopropil alkol. 200 mililitre de ama saf hayır, su. Ama hayır, ev yapımı kolonya çekti canım. Normal var, kolonya. %80 arasında olacak. %80'e yakın olacak bu arada. Şöyle tutuyorum ve içerisine ekliyorum. Karışımımız hazır. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu tam istediğim gibi oldu. İyice çalkalıyorum. Çok iyi çalkalamam. Pelin abla, artık yayının adı P-Queen ile 100 kiloya doğru olsun. Yakında yaparım öyle bir şey, merak etmeyin. Gerekecek. Böyle tüm malzemeler iç içe girsin. Mis gibi olacak ya. Bunu 2 dakika boyunca durmadan kadın, bu şekilde çalkalayın. Aklıma aşırı pintiler çiş kavanozu geldi. Nereden geldi? Allah kahretmesin. Ağzını mutlaka ama mutlaka sıkıca kapatın. Tam tamına bir gün bekledi. Şimdi bunu süzme işlemine geçiyorum. Böyle tutuyorum ve dikkatli bir vallahi şekilde ya aktarıyorum. İlyas Go, yeni çıtır pıtır gobi tekmeye hoş geldin, sefalar getirdin. Ufak tefek pütürtüler var, bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben bir süzme işleminden daha geçireceğim, onu da bezle yapacağım. Şöyle bir borcamın üzerine şöyle bir bezim var, şöyle şu şekilde üzerine koyuyorum. Bunun yerine isterseniz ya, bir koyabilirsiniz, tamamen size kalmış. Şöyle dikkatli bir şekilde şu şekilde içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Bu sayede üzerinde pütürtüler kalacaktır zaten. Bezden geçirdim, bezi kaldırıyorum, böyle şeffaf bir görüntüsü oldu, daha parlak, mis bayağı gibi. Kolonya kesinlikle kalmadı. Ve kolonyamız sonunda hazır. Görüntüsü tamam. Kokusu da zaten geliyor. Mis gibi limon kolonyası. Eklediğimiz limon esansı buna ekstra bir lezzet, buna ekstra bir koku kattı. Mis gibi ferahlatıcı bir kokusu var artık. Su lezzet. Mis gibi limon kolonyası. Eklediğimiz limon esansı buna ekstra bir lezzet,
Buna ekstra bir koku kattı. Mis gibi ferahlatıcı bir kokusu var artık. Suyla biraz seyrettik. Eğer böyle kokusu size bir parça ağır gelirse daha fazla su koyabilirsiniz ama alkol oranı düşecektir. Bu da istemediğimiz bir şey. Bunun bana maliyetini söylüyorum size. Ortalama kullandığım malzemeleri ya, hesapladım ben. Ya. 35 TL gibi bir şey yapıyor bu. Şişardan 1 litresini böyle 100 TL, 120 TL ve daha fazla alacağınız limon kolonyasını bu şekilde kendi evinizde yapabilirsiniz. Kaç derece oldu ki acaba? Derecesine şey yapabiliyor mu? Kendi limon kolonyasını kendiniz yapıyorsunuz. Muazzam bir şey bu. Muazzam ya. Kim ya. Yapımı şişelemeye geçiyorum. Böyle eskiden kullanmış olduğum bir şişe var. Bu şişenin içerisine aktaracağım. Şişeye amoni koyuyorum bu şekilde. Şöyle kolonyamdan 80 alıyorum. 80 mi dedi? Orayı duymadım. 80'i duymadım. Eklerken mis gibi kokular geliyor ya. Çok ferahlatıcı. Kendisi sağlık çalışanı zaten. Dikkatlice koymaya devam ediyorum. Şişeyi tamamen doldurdum. Şimdi de şöyle kapağını üzerine kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Kapatıyorum. Mis gibi. Artık kolonyamız hazır. Şuna bakın ya, ne güzel. Bu şişeden iki tane çıkarabilirim. Görüntüsü zaten muazzam oldu ya. Görüyorsunuz. Bu da benim dışarıdan aldığım kolonya. Bunu da ben 40 TL'ye almıştım. Bunun mililitresine bakıyorum. Kaç mililitre? Pahalıymış o da ama cam kavanozdan yüksek ihtimalle. Rengi gerçekten benzemiş. Çok güzel. Muazzam bir şey. İki tane 500 mililitre cam şişede aldığınızda fiyatı yükselir bu arada. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ekstra fiyatı verdiğinizde şişeye veriyorsunuz. Kolonyanın kalitesine değil. Bu şekilde 35 TL'ye. Şimdi bakıyorum. Diğeri cam. Nasıl. Şöyle açıyorum. Ve kolonyamdan eline koyuyorum böyle. Şöyle ooo. Oh, tadım yapacağım. Dur ben de tadım yapayım, bekleyin. Yüzüme de süreyim. Ben de süreyim yüzüme. Gerçekten. Ben de yüzüme süreyim. Bildiğin limon kolonyası. Muazzam bir şey ya. Oh, şöyle bir çok güzel. Sakallarımı süreyim. Kolonyamız hazır. Şimdi de maske yapılışını. Erkekler. Bak. Hey. Berber çıkışı görüyor musun? Berber çıkışı gördün. Göstereceğim. O da inanılmaz ama inanılmaz basit bir şey. Bunları kenara koyuyorum. Bıyığınıza da mı sürüyorsun berberden çıkınca? Fiyatı 4.95, içerisinde 90 adet ıslak mendil var. Bu arada ben bahsetmiştim, dışarıdan alışveriş yapmamaya özen gösteriyorum. Bu aralar sürdüğünüzü. İnternetten sipariş etmeye özen gösteriyorum. Malzemelerin çoğunu internetten aldım. Bir kısmı da evde vardı zaten. Malzemeler ıslak mendil ve şöyle lastikleriniz olması gerekecek. İster lastik kullanın, isterseniz şu şekilde lastik kullanın, isterseniz şu zaten bütün her aa hiç bilmiyordum bıyığınıza sürdüğünüzü. Bulabilirsiniz. Bunu bulması çok basit, çok kolay. Ben lastik kullanmak istemiyorum diyorsanız, bunun yerine de istiyorsanız siz ip de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Islak mendil yerine bez de kullanabilirsiniz. Daha böyle profesyonel bir şey yapabilirsiniz. Ay bir şey yazmış. Bedavaya kıçımıza bile sürüyoruz yazmış birisi. Sinirlerim bozuldu. Of! Allah sizi ne yapmasın erkekler ya. Erkekler Allah sizi ne yapmasın. Islak mendilde de sizin o huyunuz var ha. Ayağınızı siliyorsunuz, elinizi siliyorsunuz, yüzünüzü siliyorsunuz maşallah yani. Ben mantığını göstereceğim. Gerisini siz halledersiniz zaten. Önemli olan mantığı. Mantığı da inanılmaz basit. Şimdi yapılışına geçiyorum. Islak mendilimden şu şekilde 3 tane alıyorum. Şöyle 1, 2... Ne var ya ne? Şurada 3. Bir tanesini açıyorum ve düzlüyorum. Düz olmasına dikkat edin şu şekilde. Diğerini de alıyorum. Tam bunun üzerine gelecek şekilde yine üzerine bu şekilde koyuyorum. Ve bunu da düzlüyorum. Üçüncüsünü de alıp yine bunun üzerine koyuyorum. Yani üst üste 3 tane. Birisi Amerikalılara bu videoyu yollasın. Koyabilirsiniz. İsterseniz 4 kat yapın, isterseniz 5 kat yapın ama bence 3 kat yeterlidir. Hatta 2 kat bile yapabilirsiniz, problem değil. Şimdi yapacağınız şeyden bahsedeceğim. Şu şekilde buradan tutuyorum. Katlıyorum. Amerika'da bulamıyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Havaya kaldırıyorum, diğer tarafına çeviriyorum. Şöyle kat kat gide gide arkalığını şu şekilde katlayarak gidiyorum. Ayakkabıma ıslak mendil ekliyorum. Hem keyifli hem de bir o kadar basit. Olay işte budur. Hepsini kat kat yaptım. Şimdi yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Şöyle bunu şu şekilde şimdilik kenara alıyorum. Ben bunu normal eğlencesine yapıyordum ha. Bunların kenarlarını gibi şuraya bağlayacağım. Lastiği de göstereyim bu arada. Öyle maske oluyormuş. Bir tane lastiği buraya bağlayacağım. Diğer lastiği de yani şunu buraya bağlayacağım. Böyle tutuyorum ucundan, en uç kısmından. İki boğum yaparak şu şekilde katlıyorum. Önce birinci boğumu yapıyorum. Çünkü böyle biraz sert olması lazım.
şu şekilde birinci boğumu yaptım. 90 şimdi saniyede keki yapınca brownie gibi mi oluyor? İkinci düğümü atıyorum. İkinci düğümü de attım. Birincisini yaptım. Şu fazla kısmını şu şekilde tutuyorum ve kesiyorum. Güzel gözüksün diye kesmeye de bilirsiniz. Şimdi diğer tarafı yani şu kısmı bağlayacağım. Yine de aynı şekilde bunu da bu şekilde tutup... Ya zaten sıkıntı kolay olması ve yapabilecek olmam. Sıkıntı bu. Sıkıntı çok kolay olması. Çok kolay olduğu için yapabilirim. Bağlıyorum. Bu kısmı da bağladım. Görüyorsunuz iki tarafı da bağlamış bulundum. Şimdi de yapmanız gereken şu iki ucu bağlamak birbirine. Bu zaten inanılmaz basit. Şu iki ucunu tutuyorum. Birbirine bağlıyorum. Tek taraflı bağlamanız don zaten yeterli olur mu? Olacaktır. Olur. Görüntüsü güzel olsun diye. Don lastiğini çekilesen olur o lastikle. Makasla tutarsınız kesersiniz. %100 pamuk i̇şte, tişörtler cerrahi maskeye yakın koruma sağlıyor. Basit. Hadi şimdi ya. Şimdi bunu yüzüme takacağım. Çok güzel oldu ya. Şöyle gösteriyorum. Çok mu kalın olur? Şu şekilde kafamdan geçiriyorum. Ve şöyle göstereyim. Vallahi i̇şte, oldu. İşte olay tam da budur. Ne oldu? Muazzam oldu ya. Çok güzel oldu. Alt taraflar, yan taraflar tamamen kapalı. Tam istediğimiz gibi. Tam istediğimiz gibi oldu. Rahat. Hatta o dışarıdan aldıklarının böyle kenarları böyle açık oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Görüyorsunuz tamamen kapalı. İstediğiniz şekilde. Doğru. Benimki açık. Özelliği var. Geldirebiliyorsunuz. Tek kullanımlıklar tam, açık. Sizin şeklini alabiliyor. Alt taraf kapalı. Yan taraflar tam istediğimiz gibi. Maskemizi yüzümüze ekliyoruz. Bu şekilde inanılmaz kullanışlı. Bunu kaynar suya atıp defalarca kullanabilirsiniz. Size şöyle söyleyeyim. Bu aldığımız dediğim gibi ıslak mendili. Biz 5 TL'ye almıştık ve bunun içerisinde 90 adet var. 3 tanesinden bir tane maske çıkarabiliyorsunuz. Ve tam tamına bununla beraber 30 tane bu şekilde maske yapabilirsiniz. Yani tanesi 1,5 liraya bile gelmiyor. İnanılmaz böyle pratik ve görüyorsunuz çok da uyguna geldi. Arkadaşlar burada ben videoyu sonlandırıyorum. Mükemmel ticari o fikir ha. Kolonyasını yaptık, maskemizi yaptık. Dediğim gibi koronavirüse bundan fırsat bilenlere inat bu videoyu çektim. Dediğim gibi kesinlikle bu videodan herhangi bir gelir elde etme derdim yok. Tamamen ve tamamen size faydalı olabilmek için yapıyorum bunu. Bildiklerimizi size paylaştım. Zararlı mı? Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah kısa zamanda bu beladan da kurtulacağız diyorum. İnşallah. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İnşallah. Aa, internetim gitmiş.